Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi katkılarıyla 2020 Yeni Dünya Düzeni konulu konferans Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın da katıldığı programda güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 2020 yılında siyasi ve ekonomik olarak dünyanın nasıl olabileceğine ilişkin çizilen senaryoları ele aldı. Önemli mesajlar verdi. Mete Yarar, deliler gibi tarihin tozlu sayfalarından bazı özel kurgularla 2020 yılının dünya için sert bir yıl olacağına ve dünyanın yeniden oluşumlarının yapıldığı, ittifakların yeniden kurulduğu, sert kırılmalarla karşı karşıya gelmelerin yaşanacağı bir döneme dikkat çekerek bunları aşabilmenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğinin altını çizdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı söyleşi sonunda moderatör Türker Akıncı ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'a çiçek takdim etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Gazi Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdüren inşaat mühendisi adayı gençleri ağırladı. Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu öğrencileri, Türkiye'de örnek projeler arasına giren Yeni Küçük Sanayi Sitesi ve Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi projelerini yerinde gezip inceleme imkanı buldular. Ben de sizden bir inşaat mühendisiyim, meslektaşız. Bu nedenden dolayı sizleri burada görmek beni ayrıca mutlu etti. Ben öğrenimi Yıldız Teknik'te tamamladım, İstanbul'da tamamladım. Büyükşehir'de mühendislik okumak, oranın kültürünü almak, oradaki yapılan çalışmaları görmek sizin ileriki hayatınıza çok büyük bir katkıda bulunuyor. İnşaat mühendisi adayı öğrenciler geziye sağladığı katkılar dolayısıyla Başkan Yazgı'ya teşekkür belgesi sunarak teşekkür ettiler. Başkan yardımcıları öğrencilere Sinevizyon eşliğinde Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Aksaray Şehit Aileleri Koruma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Aksaray Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen şehit aileleri resmen kurdukları derneğin başkanlığına 2015 yılında Cizre'deki terör saldırısında şehit düşen Şehit Özel Harekat Polisi Yunus Emre Akbaş'ın babası Mustafa Akbaş'ı getirdiler. Kurulan Şehit Aileleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akbaş, derneğin amacı hakkında kısa bir konuşma yaparak tüm şehit ailelerini dernek çatısı altında buluşmaya davet etti. Ben Mustafa Akbaş, Şehit Özel Harekat Polisi Yunus Emre Akbaş'ın babasıyım. Aksaray Şehit Aileleri Koruma ve Yaşatma Derneği'ni kurmuş biliyoruz. Başkan olarak da beni seçtiler. Derneğimizin kuruluş amacı bütün şehit ailelerimize yardımcı olmak ve dertlerini dinlemek, sorunlarını dinlemektir. Bütün şehit ailelerinde yerini kurulan derneğimizi bekliyorum. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.